Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Zafer Mahallesi'nde asfalt yüklü kamyon freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon önce bir otomobile ardından da bir eve çarptı. Evin içerisinde bulunan çocuksa yaralandı. Ayhan K. idaresindeki asfalt yüklü kamyon Zafer Mahallesi'nde yol onarım sırasında arızalandı. Freni boşalarak hareket eden ve sürücüsünün durduramadığı araç, park halindeki otomobile ardından bir eve çarptı. Kazada duvarı yıkılan evdeki Can Polat Kartal yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasar gören ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ev sahibi Cemile Kartal, gazetecilere içeride bulaşık yıkadığı sırada çok büyük bir gürültü geldiğini ve evin sallandığını söyledi. Bahçede çocuklarının olduğunu ve öldüklerini sandığını anlatan Kartal, "Çok korktum. Evim yıkılmış. Çocuğumun bir tanesi bacağından yaralandı. Çocuğumu hastaneye götürdüler." diye konuştu. Ben yıkılmış. Çocuklarım öldü mi hop dedim. Garibanın yeri, garibin yeri hiçbir yerde olmuyor. Şikayetçiyim ben bunlardan. İsim neydi abla? Cemile Kartal. Cemre. Cemile. Cemile Kartal. Evet. Çocuklarına falan bir şey olmadı. Çocuğumun bir bacağı sıyrık. Hani oldu da götürdüler hastaneye. Bir ambulans götürdü hasta çocuğumu. Kimsemiz yoktu, gariban adamız. Çocuğun kimdi? İsmi neydi çocuğun? Polat, Can Polat Kartal. İsimleri neydi? Can Polat Kartal. Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir marketin kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız 15 bin liralık sigara, kuru yemiş ve gıda malzemesi çaldı. Polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yavuz Altında Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki sahibi olduğu markete geldiğinde kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde sigara, kuru yemiş, gıda malzemeleri ve güvenlik kamerası kayıt cihazının da çalındığını anlayan Altında polise haber verdi. İhbarla markete gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Marketin sahibi Yavuz Altun'da saat 4 ile 5 arası dükkanımın kapısı kırılarak içeri girilmiş. Yaklaşık 15 bin lira zararım var. İşletmemde bulunan sigaraların tamamı ve kuru yemişle gıda malzemelerini götürmüşler. Hırsızlık şoku yaşadık. Bu çalınan malzemelerin daha borcu duruyor. Hırsız ya da hırsızların bulunmasını istiyorum diye konuştu. 2 yaşındaki Ömer Sadık bu sabah yatağında ölü bulundu. Ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Sabah saat 9.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda Ayşe ve Ahmet Acar çifti sabah uyandıklarında çocukları Ömer Sadık Acar'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çift ardından sağlık görevlilerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Sadık'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlama kararlarını geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Bizler de konuyla ilgili sokağın nabzını tuttuk. Oldukça kalabalık olan meydanlarda Aksaray halkına mikrofonlarımızı uzattık. Bakalım vatandaş neler düşünüyor, haberimizde izleyelim. Türkiye 20 günlük bir tam kapanmaya gidiyor. Neler düşünüyorsunuz? Gerçeğinde olumlu bir şey ama tamamen kapsamlı, herkes için geçerliyse doğru. Yani adil bir şekilde olacaksa doğru yani. Çünkü bazı yerde iftar yemeğe veriliyor, bazı yerde kapanmaya gidiliyor. Bunun için adil olursa gerçekten doğru bir yani. Teşekkür ederim. Türkiye 20 günlük bir tam kapanmaya gidiyor. Neler düşünüyorsunuz? İyi oldu, teşekkürler. Hakkımıza hayırlısı olsun. Türkiye 20 günlük tam kapanmaya göre neler düşünüyorsunuz? İyi oluyor. Virüs azalır en aşağıda. Zorunluluk olması Türkiye gereken. Türkiye vakaların azalmasına etki olur mu? Tabii, kesinlikle.
Kesinlikle. Vallahi halimiz perişan ama dayanacağız. Bunu bitirmek için mecburen uyumamız lazım. Yapacak bir şey yok. Peki vakalarda azalma olur mu? Mecburen oluyor. Geçen gün gördük işte. Kaç gün, 3 gün kapattı. Şu an 30 bin, 38 binlerdeyiz. İnşallah tüm bitirecek. Yapacak bir şey yok. Tam destekliyoruz yani. Valla iyi olur abla. Peki vakalar azalır mı? İnşallah azalır. Böyle olursa hepimiz Allah'a sığınırız, hepimiz öleceğiz. İyi yapıyor. Güzel. Olması gerekiyor böyle. Yani şu an durumu görüyorsunuz zaten. Bence kapanması daha uygun. Türkiye 20 günlük tam kapanmaya gidiyor. Neler düşünüyorsunuz? Çünkü diyeceğimi siz yayınlamazsınız. Onun için de boş ver. Yayınlar mı? Konuşsun. Yok, yayınlamazsın. Çok güzel yani. Olması gereken şey yani. Peki vakaların azalmasına sebep olur mu? İlla ki. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Sorudan bir şey anlayamam. Türkiye 20 günlük tam kapanmaya gidiyor. Evet. Neler düşünüyorsunuz? İyi olur. Vakalarda azalma olur mu? Zor ya. Zor. İyi olması zor. Aynı devam eder gidiyor. Tamam. Vallahi şu anda bir şey düşünemiyorum. Ki vakalarda azalma olur mu? Efendim? Vakalarda azalma olur mu? Şu günlerde biraz düşme var. Tam kapanma ama... hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Denene bir şey diyemiyoruz. Yani verilen karar bu. İşte nasıl geçecekse o şekil geçireceğiz işte günlerimizi. Teşekkür ederiz. Kapanma benim için iyi yani. Benim açımdan güzel. Millet hiç olmazsa bu şeyler azalır, bayram kalabalıkları azalır. Güzel olur diye düşünüyorum ya. Yani. Yerinde bir karar, destekliyorum. Peki vakaların azalmasında etkili mi? Olur. Okulların kapanması özellikle vakaların azalmasında daha çok etkili diye düşünüyorum. Kendimi öğretmenim çünkü, içinde olduğum için biliyorum. Ne diyeyim, neler düşünüyorum kızım, zatinden içerideyim ben, hiç çıktığım yok, aman diyeyim şu hastalık gitsin de. Biz ondan sonra içeride şey etmiyoruz, oturmaya razıyız. Peki tam kapanmada vaka sayılarının azalmasına etkili olur mu? Olur diye düşünüyorum. Olur diye düşünüyorum işte, milletimiz hep bütün şey için, dikkat etsin kızım. Ama başta olması gerekiyordu. He. Bu durum başta olması gerekiyordu. Evet. Sonuna bıraktılar. Neyse bakalım. İnşallah Allah'a hayırlısı. Teşekkür ederim. Size hayırlı çalışmalar. Allah'a emanet. Vallahi biraz zor ya. Esnaf durumu biraz zayıf. Para vermeleri lazım kapatması için biraz. Yani hepimiz esnafız. Ne işle meşgulsünüz? Ben sanayide dükkanımız var ama şimdi 20 gün yani çok hepimiz zor durumdayız yani. Devlet biraz para versin ki öyle kapatsın. Vallahi beklediğimiz bir şeydi, beklediğimiz bir şeydi yani. Çalışıyor musunuz? Yok, çalışmıyorum, evdeyiz. Alıştık ya. Peki vakaların azalmasına sebep olur mu? Olmaz. Yurt dışında falan okullar falan hep açık. Aynı değişen bir şey yok. Okullar böyle açılsa çocuklar böyle başımızdan gider. Evde psikolojimiz bozuldu. Hem olması gerekiyordu, geç kalmış bir karar zaten. Yani daha önce yapılması gerekiyordu, keşke daha önce yapılsaydı da. Buralara kalmasaydı. Yapacak bir şey yok. Esnafına Allah yardımcısı olsun. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben kendim psikologum. Psikoteknik merkezinde çalışıyorum. Her yer kapandı bizim gibi. Yapacak bir şey yok yani. Keşke dediğim gibi daha önce olsaydı da bu işin ilk başında olsaydı, seviye buralara gelmeseydi, kısmi kapanmalarla herkes günlük hayatına devam edebilseydi. Peki bu şartlarla vakalar azalır mı? Azalır. Yani güzel bir tedbir alınırsa, tabii yine bir ekmekle tüm çarşı gezilmezse azalır yani gün geçtikçe. Teşekkür ederiz. Rica ederim, kolay gelsin. Geç bile kaldık. Kapanmadık. Bak bütün şeyler arttı. Hastalıklar. Peki vakalar azalır mı? Azalır. İnşallah muhakkak azalır. Azalır. İnşallah. Eğer reis böyle Allah'ım, diyorsa kesinlikle azalacak. İnşallah. Biz de öyle dua ediyoruz Allah'tan. Kapansın da bir hastalık gitsin. Azalır mı peki? Azalır, azalır. Kapanırsa azalır. Kapanırsa azalır. Abla oldu. Senle de konuşalım. Evet, gel sen de bunu. Türkiye 20 günlük tam kapanmaya gidiyor. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kapansa iyi olur. Vakalar da azalmıyor mu? Evet, azalır. Kapansa azalır. Türkiye 20 günlük tam kapanmaya gidiyor. İyi olmuş. İyi olmuş, iyi olmuş. Vakalar da azalma olur mu? Olur, olur. Vallahi devlet bilir. Ne diyeyim kuzum? Benim yaşım 60, işim bitmiş. Peki vakalar da azalma olur mu? Tam olmamı oluyor o. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Vallahi ben Adana'ya gidiyorum yarın. Stresli mi ne yapayım? Torunlar orada. Torunlar orada. Oraya gidiyorum mecbur. Burada yaşıyorsunuz değil mi normalde? Burada yaşıyorum.
Ha? Ki 20 gün orada kalacaksınız. Ne yapayım, mecbur kalacağız. Vakaların azalmasına sebep olur mu sizce kısıtlamalar? Vallahi bence bilmiyorum da bunu daha önce de yapmalısı lazımdı. Gücüleri yetti 65. Biz, geçen sene ben 3 ay dışarı çıkamadım. Vallahi ben de bilmiyorum vallahi. 18 günlük kapanma kararını pazar esnafıyla da konuştuk. Esnaf zarar edeceğiz ama düzelecekse kapansın, tüm vatandaşlar da üzerine düşeni yapsın diyor. Ya biraz zor çekiniyoruz. Biraz zorluk olmuyor olur, çürümüyor olur ha. Şimdi turizm zamanı geliyor. Şimdi bizim Aksaray önemli değil. Ama büyük şehirlerde turizm zamanı geldiği için mecbur kapanacağız. Bayramdan sonra eğer inşallah düzelecek, bundan sonra yalnız evlerimizde dikkatli korunmuyoruz. Adam eline alıyor poşeti, markete gidiyorum diye. Oradan market geziyor. Aldığı iki ekmek, inan her yalan söylüyor yani. Evimize dikkatlice hepimiz yani kapanmamız lazım yani. Ben şimdi konuşuyorum diye ağzımı açtım ama yani kapanmamız lazım. Gerçekten yani herkesin kulak hakkı geçiyor. Hepimiz kapanmamız lazım ki yani bir an önce düzlüğe erelim. Hepimiz yani rahatlayalım. Yani bıktık bundan yani. İyice ha vatandaş iyice osandı. Evlere kapana ama bilinçli olanlar kapanıyor. Bilinçsiz olanlar market geziyor. Eline poşet alıyor. Vallahi iki ekmek ya. Geziyor yani. Yani suistimal yapıyor ya. Başka bir diyeceğim yok yani. Pazarcı esnafı neler yapar? Valla pazarcı esnafının yapacağı bir şey yok. Zarar edecek, evinde yatacak. 18 gün mecbur yatacak. Çaycı kapanmış, lokantacı kapanmış, her şey kapanmış. İlinden gelen düğün bayram mecbur yani. Bu düzelecekse biz bir ay değil, 1,5 ay da yatarız ama düzelsin. Tek yani vatan... Herkeslerini kapatsın, söyle, iyi söyle. Vur. Tamam, ondan sonra... Diyeceğim bu. Herkes yani bilinçli olarak yani hepimiz yani üzerimizde şu görevi yaparsak hepimiz yani rahatlığa ireriz. Çünkü turistik zaman geliyor. Dünya devletleri kapanıyor. O zaman sonra biz eğer burayı açarsak ondan sonra onlar dışarıdan buraya ne öğrenci alacak, bizim öğrenciler ne onlar öğrenci alır, ne bizim buraya gelen giden, ondan sonra ekonomimiz çöker değil mi? Mecbur bunu kapanmayı yani Tayyip'e kızılacak bir durum yok yani. Mecbur yani bu. Yani Tayyip için demiyorum, bu kapanmak mecburiyetindeyiz, mecbur kapanacağız yani. Ama inşallah bundan sonra, bayramdan sonra rahatlarız. Vatandaş birbirine gider gelir, işine gücüne bakar, rahatlarız. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Ha, vatana millete de Ramazan ayı mübarek olsun, iyilere vesile olsun. Pazarcılar Odası Başkanı Kudüs Yeşildal da kapanma kararını değerlendirerek 20 gün boyunca iş yapamayacak olan pazar esnafının mağduriyetini dile getirdi. Kısıtlama boyunca pazarların da belli kurallar çerçevesinde açık olması gerektiğini vurguladı. Başkanım, 20 günlük kapanma söz konusu, biliyorsunuz artık. Pazarda esnafın durumu ne olacak? Şimdi öncelikle 21 günlük bir kapanma sürecinden bahsediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre 21 günlük bir kapanma süreci başladı. Perşembe günden itibaren başlıyor. Burada üreticilerimiz, pazarcılarımız çok zor durumda kalacaktır. Marketler ve manavlar açık olduğu sürece pazarlarımız kapalı olacak ve burada fiyat endeksi olabildiğince yükseklere çıkacaktır. Bugün domates 3 lirayken yarın 6 lira marketlerde, zincir marketlerde daha yüksek olacaktır. Biz de pazarlarımızın kapalı alanlarda saat 10 ile 17 arasında açık olmasını Sayın Federasyonumuza bildirdik. Federasyonumuza, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza bu konuyu iletecek. Ama burada pazarcı esnafının 21 günlük bir süre gibi bir mağdurluğu var. Bu süre içerisinde günübirlik geçinen bizim pazarcılarımız, günübirlik geçinen pazarcılarımız nasıl geçinecekler? Evlerini nasıl, hayatlarını nasıl idame edecekler? Elektrik, su, telefon, doğalgaz paralarını nasıl ödeyecekler? Yani buna Sayın Cumhurbaşkanlığımızın bir çözüm bulmasını istiyoruz. Artışan tabii ki neden olur. Şu anda rekabet ortamı ortadan kalkar. Pazarlar kurulmadığı için tekele biner. Tekele bindiği sürece de fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkabilir. Bunu önlemek için ya pazarlarımızda, kapalı pazarların birisinde saat 10 ile 17 arasında
yürüme mesafesini de aşmamız gerekiyor. Yani bu zincir marketlerin, manavların fiyatları daha yüksek tutmaması için ya da ise bizim de bu konuda bazı önlemler almamız gerekiyor. Pazar esnafıyla görüşme yapabildiniz mi? Pazar esnafıyla görüşme yapabildik. 18-21 günlük bir süreden bahsediliyor. İşte az önce de söylediğim gibi bu günübirlik geçinen esnaflarımız çoğunlukta. Günlük kazancıyla evine ekmek götüren esnaflarımız var. Şimdi 18-21 günlük bir kapanma sürecinde evine ekmek götüremeyecek çok yoğunlukta bir esnafımız var. Bu esnaflarımızın durumu da az önce de izah ettiğim gibi elektrik, su, telefon, doğalgaz. Yani bu gibi ödemeler nasıl olacak? Yani esnafımızı tamam kapatalım, kapatmayalım demiyoruz. Ama yani hiç olmazsa marketler gibi biz de kapalı pazarların birisinde saat 10 ile 17 arasında pazarlarımızı açık tutalım. Yürüme mesafesinde vatandaşlarımız oraya gelsin. Vatandaşlarımız yüksek fiyatlara mal almasın marketlerden, manavlardan. Bir de bunun üretici zincir tarafı var. Üretici zincirinde şimdi bugün çileğin ömrü 2 gün. Erik var. Erik piyasası 21 gün kapandığı zaman erik piyasası komple biter. Bu üreticiler nasıl olacak? Çağla bitiyor. Bakın nektarı arkasından nektarı yetişti, şeftali yetişti. Tam yazlık sezonda meyvelerimiz geliyor. Şimdi 21 gün sürecinde bunlar nasıl olacak? Nereye gidecek bunlar? Dökülecek tüm. Bu da bir israftır. Bunun çözümü pazarlarımızın saat hafta içi veyahut da hafta sonları da dahil olmak üzere 10 ile 17 arasında açık tutulmasıdır. Aksaray Valiliği öncülüğünde İşkur İşbirliği ile Usta Eller, Hünerli Anneler projesi kapsamında gerçekleştirilen kurslarda annelerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler Atso'da sergilendi. Ayrıca katılımcılara sertifikaları da verildi. Değerli katılımcılar, bugün Aksaray Valimiz Sayın Hamza Aydoğlu'nun öncülüğünde Aksaray Valiliği tarafından hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem İşkur İl Müdürlüğümüz iş birlikteliğinde takı imalatçısı kursu desteğinde engelli annelerimize yönelik olarak bir kurs düzenlendi. Bu proje valiliğimiz öncülüğünde gerçekleşiyor. Milli Eğitim ve İşkur olarak Usta Eller Hünerli Anneler Projesi kapsamında tertip ediliyor. Özellikle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan mahallelerimizdeki annelerimize yönelik olarak çocukları bir taraftan eğitimini sürdürürken bir taraftan da anneler mesleki eğitimle tecrübe kazanıyorlar. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz halk eğitim boyutuyla bu eğitimleri verirken İşkur olarak da bizler günlük 35 TL cep harçlığı ve genel sağlık sigortalarını karşılıyoruz. Bugün de takı imalatı kursunu tamamladılar. Sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah hep birlikte sertifikalarını dağıtacağız. Hayırlı olsun inşallah. Evet, hayırlı olsun. Aksaray'da temel amacımızdan bir tanesi de kadın istihdamını yaratmak ve bu kadın istihdamını olabildiğince en yüksek seviyeye taşımak. O yüzden hem gerek Milli Eğitim Müdürümüz, hem gerek İşkur Müdürümüz, hem de Ticaret Müdürümüz tarafından bu tür kurslar açılmakta. Hatta şu anda 15'e yakın kadın kooperatifimiz de açılmış bulunmakta. İnşallah yaptığımız bu kurslarla beraber kadın istihdamına Aksaray'da büyük bir destek vermiş olacağız. Allah'a emanet olun. Ya, makas da kesmeye. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Arkadaşlar teşekkür ederiz, sağlık. Bir istihdam kurumumuzun çok değerli üyeleri, kıymetli anneler, hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra burada bir sertifika töreni yapacağız. Aksaray'da okullarımızda, dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızda, okullarda kadınlarımıza dönük hem istihdam sağlamak hem de onlara
ekonomik olarak köylerde bir yönü sağlamak amacıyla İşkul Müdürlüğümüzde bir proje başlattık. Hünerli Evler Usta Anneler Projesi. Sayın Valimizin 9 Haziran 2020 tarihinde Aksaray'da göreve başlamasıyla birlikte yürüttüğümüz projelerden sadece bir tanesi. Bugün de burada özel eğitim, Hacıhan Üstler Özel Eğitim Okulumuzda açmış olduğumuz takı tasarım kursunun sertifika dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Ben 10 tane okulumuzda biz bunları yaptık. 169 sertifika annemiz buradan belge aldılar. Hem de evlerine bir katkı sağladılar. Aynı zamanda buraları açarken biz dezavantajlı bölgelerimizi seçtik. Neydi bunlar? El sanatları, halıcılık, sepet örücülüğü, takı tasarım gibi kurslarımızdı. Ben başta Sayın Valimiz Hamza Ayboğlu'ya, İşkur Müdürümüz Sayın Mahmut Akkuş'a ve kıymetli ekibine, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, Arge ekibimize, okul müdürlerimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ve okul müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Az önce de ifade ettik, günlük kursiyerlerimize 35 TL, geleneksel mesleklerde 45 TL cep harçlığıyla yine genel sağlık sigortaları İşkur tarafından karşılanmakta. Yine valiliğimiz öncülüğünde Milli Eğitimle işbirlikleriyle İşkur olarak hemen hemen bütün ilçelerimizde aynı zamanda geleneksel mesleklerimize de sahip çıkacağız. Aksaray'ın gastronomik değerlerinin tanıtılması için aşçı yardımcılığı kurslarımız olacak. Selçuklu mirası, halı kurslarımız, sepet örücülüğü, çiniciliği, takı başta olmak üzere müdürümüz de ifade ettiler. Dezavantajlı gruplara yönelik gerçekleşecek. Bugün 13 kursiyerimize sertifikalarını dağıtacağız. Ve ilçelerimizde de bu projelere tekrar devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyoruz. Tüm kurumumuzla beraber ortak bir çalışmayla İslam'ı yükseltmeye çalışıyoruz. Bugün de zaten İl İslam Kurulu toplantısı olacak. Temel amacımız Aksaray'da evde hanımefendi olsun, beyefendi olsun, evde olan vatandaşımızın istihdama yönelik bir şekilde kazandırmak. Bu yüzden onları el becerisi dediğimiz kurslar üzerinden onların belli bir noktaya gitmesini sağlamak. Sertifikasını verdikten sonra artık bu vatandaşımız gerek dışarıda gerek içeride kendi ayakları üzerinde durabilecek bir birey yaratmaktır. Amacımız bu. İnşallah bu projeyle beraber daha güzel ve daha büyük bir istihdamla beraber Aksaray'da hizmetlerimize devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyoruz tekrardan herkese. Cennet Filikçi. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur Müdürlüğü ortak çalışmalarıyla valiliğimizin de himayelerinde gerçekleşen bu projeyi ben önce katılımcılara tebrik ediyorum. Ama burada gerçekten gayretli çalışmalar gösteren Milli Eğitim Müdürü, İşkurumuz ve valiliğimize tebrik ediyorum. Bu belgenin de sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya bakarsak hanımefendi. Sayın başkanım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Meryem Satıcı. Sevgiler Yılmaz. Şöyle beraber tutuyoruz. Sağ olun. Usta Eller, Hünerli Anneler sergisinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş mikrofonumuza konuştu. Evet, bugün çok mutluyuz çünkü Aksaray Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'nun öncülüğünde Hünerli Eller Usta Anneler Projesi kapsamında İşkur İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirlikteliğinde Aksaray ilimiz ve ilçe merkezlerimizde, köylerimizde dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Bu kadın istihdamı açısından da önemli. Aksaray Valiliğimiz 15 kadın kooperatifi kurmuştu. Bu da kadın kooperatiflerinden sonraki en önemli adımlardan bir tanesi. Okullarımızda, milli eğitimimizde işbirlikteliği içerisinde özellikle dezavantajlı bölgelerde engelli anneleri başta olmak üzere
dezavantajlı grupta gençlerimize, kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Aynı zamanda Aksaray'ın güzel yönlerini, geleneksel mesleklerini de ön tarafa çıkaracak çalışmalar bunlar. Sepet örücülüğü kursumuz düzenlendi, çinicilik kursu düzenlendi, Selçuklu mirası halı kursu düzenleniyor. Bugün de engelli annelerimize yönelik takı imalatçısı kursu düzenlendi. Yaklaşık 2,5 ay sürdü ve günlük 35 TL cep harçlığıyla birlikte iş kazası ve genel sağlık sigortası İşkur tarafından karşılandı. Önemli bir proje. İçerisinde kadının olması, gencin olması, engellinin olması önemliydi. Bu vesileyle bu projeye öncülük eden Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen Halk Eğitim Merkezimize ve okullarımıza teşekkür ediyoruz. Aksaray Valiliği ve Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde ilimizde 20'nin üzerinde proje gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu projelerden bir tanesinin sertifika dağıtım törenini gerçekleştirdik. Hünerli Eller, Usta Anneler projesi. Kısaca projeden bahsetmek isterim. O da şu değerli arkadaşlar. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızda, destek ihtiyacı olmayan yerlerde annelerimize dönük kurslar açıyoruz. Hem burada amacımız annelerimize bir gelir sağlamak, istihdam oluşturmak, hem de onlara bir terapi eğitimi gibi oluyor. Özellikle dezavantajlı bölgeler dediğimiz, mesela neresi bunlar? Belediye arsalarında, işte TOKİ bölgesinde, yine Hacılar Harmanı bölgesindeki okullarımızda, takı tasarım, sepet örücülüğü, halıcılık, el sanatları gibi pek çok alanda kurslar açtık. 169 kursiyerimiz bunlara katıldı. 10 okulumuzda bunları gerçekleştirdik ve katılanlar gerçekten çok mutlular. İnşallah bu kursların biz önümüzdeki yıl daha da artarak devam etmesini sağlayacağız. Ben burada başta Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'ya, İşkur Müdürümüz Mahmut Akkuş'a, değerli ekibine, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, ARGE ekibimize ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Vali Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından düzenli olarak kamu kuruluşlarında görev yapan vatandaşların doğum günlerini kutluyor. Vali Aydoğdu gözden kaçan Fatma öğretmenin doğum gününü de evine gönderdiği çiçekle kutladı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin doğum günlerini valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden kutluyor. 4 ay önce doğum günü olan ve dün geçmişte yapılan kutlamalarda isminin olmadığını fark eden okul öncesi öğretmeni Fatma Ocak, yapılan en son kutlama paylaşımının altına kendisinin doğum gününün unutulduğunu söyleyerek sağlık olsun diye yorum yaptı. İmzalı olarak paylaşılan, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, başarmak istediğiniz hayallerinizi gerçekleştireceğiniz sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temenni ederim. Doğum gününüz kutlu olsun" paylaşımının altında Fatma öğretmenin yorumunu gören Vali Aydoğdu hemen harekete geçti. Öğretmen Fatma Ocağ'ın ev adresini belirleyen Vali Aydoğdu personelle eve bir buket çiçek gönderdi. "Fatma öğretmenim, hoşgörünüze sığınarak doğum gününüzü kutlarım. Kalbiniz dert ve hüzün görmesin. Nice yıllara yazılı çiçeği kapıda personelden alan Fatma öğretmenin mutluluğu gözlerinden okundu. Sayın Valimizin bir hediyesi var. Onu getirdim. Şöyle ben Çok teşekkür ederim. Bilgi yazdığınız sosyal medyadan Sayın Valim'e ulaşmışsınız. Evet, oradaki evet. Mesajınız üzerine hoşgörünüze sığınarak Sayın Valim doğum gününüzü kutluyor. Selamlar var. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür mutlu ederiz. Etti beni Sayın Valim Bey. Biz çok teşekkür ederiz. Ederim. Koçpınar Elmacık İlkokulluğunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Sosyal medya hesabında Aksaray Valiliği günü gelen bütün kamu personelinin doğum gününü kutluyor. Ben de 2 Ocak'ta yani kendi doğum günümde adımın olmadığını fark ettim. Doğum günü paylaşımı görünce orada bir tanıdık hocamızın adını gördüm. Sonra 2 Ocak'ta adımın olmadığını fark ettiğim için dünkü paylaşımın altına yorum yaptım. Sonra Sayın Valimiz yorumuma cevap vermiş. Bunun kasti bir şey olmadığını, tamamen unutulan bir şey olduğunu söylemiş ve evet bugün de çok teşekkür ederim. Bu güzel çiçekleri ince davranışta bulunarak göndermiş bana. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aslında ben yorum yaparken böyle bir şey beklemiyordum.
Sayın Valimiz sağ olsun çok ince davranmış ve ben aslında 2 Ocak'ta kötü bir doğum günü geçirmiştim. Oğluma birkaç hastalık tanısı konmuştu. O yüzden pek hatırlamamıştık. Adımın da olmadığını görünce üzülmüştüm kamu personeli olarak. Ama bugün bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti. Önce yorumu, sonra bu güzel davranışı, çiçek göndermesi çok çok mutlu etti beni, onore etti. Aksaray'da devlet dairelerinde çalışan bütün arkadaşlarımızın sosyal medya hesaplarımızda doğum günlerini kutluyoruz. Dün bir öğretmen arkadaşımız, Fatma Ocak öğretmenimiz bize bir mesaj gönderdi. Sayın Valim dedi, bizim doğum günümüzü unutmuşsunuz. Bunu görünce, arkadaşlarımızla kontrol edince hakikaten bizden kaynaklanan teknik bir problem olduğunu fark ettik. Ve dün arkadaşımıza güzel bir çiçek yaptık. Ve geç de olsa doğum gününü kutladık. O da, onun da çok mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk. Küçük dokunuşlarla kalplerini almak, kalplerinde yer etmek güzel bir mutluluk. Bundan dolayı ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Fatma öğretmeni ayrıca sevindirdiğimiz için daha da çok mutlu oldum. Ona da doğum gününü tekrar kutluyorum. Nice hayırlı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Ekonomi gündemi. Şimdi hava durumu geliyor. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.